Burası Şengül Restoran Ava'da, içkisiz. Mescidi var. Bisiklet varsa ona da bineceğiz. İnşallah. Bisiklet varmış. Yarım saat 25 liraya anlaştım. Orada gidip bineceğiz. Şu tarafa doğru gideceğiz bakalım. Şu çiçeğin güzelliğine bakın. Harika. Ve paraya kıydım. Bisiklete bindim. Gerçi birazcık da pazarlık yaptım. 1 saati 50 lira demişti. Yarım saatini 25 liraya anlaştım. Gidiyorum bakalım. Biraz zor oluyor ama olsun. Çok istiyordum bu taraflara doğru gitmeyi. Değer. Siz de mutlaka gelin ve bisiklete binin. Bindiğim bisiklet. Şimdi kendimi de çekeceğim, merak etmeyin. Şu anda arkamda restoranlar yok çünkü ben restoranın en baştakinden indim buraya. Biraz sonra yoğunlaşacaklar. Başkaları da bisiklet keyfini sürüyor. Ava. Bu arada arabada kalabalığız. Diğerleri yabancı, onların videoyu almıyorum. Ava. İstanbul, Ava, Göksu. Çok güzel manzarası var. Bayılacaksınız buraya. Ben şu suyun içinde olmaktan devrilmiş ağacın manzarasına bile meftun oldum. Çok güzel. Sağdaki yerler, bir kısmı otel, bir kısmı sadece restoran. Su pırıl pırıl, ağaçların yeşili yansımış. Başka ülkelerde güzellikleri televizyonda görünce zannediyoruz ki Türkiye'de yok. İnanın, Türkiye o ülkelerin hepsinden çok daha güzel bence. Yurt dışına gitmeye ve gezmeye başladığım zaman tekrar fikirlerimi söyleyeceğim ama ben çok fazla değişeceğini düşünmüyorum. Bu hava, bu göksu, bu deniz, bu gök başka yerde bu kadar güzel olamaz. Giderek güzelleşiyor.
Acaba ne kadar gidiyor bu? Sanki şurada restoranlar bitti. Oraya kadar gidip gelelim. Evet, sonuna kadar geldik. Zaten başından başlamıştık. Ta sonuna kadar geldik. Çok iyi. Gerçekten hava çok güzel. Manzara da çok güzel. Göksu da çok güzel. Size suyu da göstereyim. Motel var. Mandalin a la carte restoran var. Müzikle eğlence. Yabancı ülkelerde gezi programlarında böyle nehirlerde gidenler oluyor ya, ama dikkat ederseniz onlar yanıyorlar. Hava çok sıcak. Oralar nerelerse. Ama Türkiye öyle mi? Pırıl pırıl. Göksu mis gibi. Hava cennet gibi vatanım. Turistler için de söylüyorum. Hem de ucuz. Bedava. Böyle. Kuşa. Bakın. Böyle manzarayı hiçbir yerde bulamazsınız.
bakın. Özel de bir kuş o. Balıkçı mıdır? Nedir? Bilemedim. Güzel, özel bir kuş. Pratikçe gitmeyi hayal edenler de ona girmişler sandığında. Ben onları sevmiyorum ama. Çünkü gürültüsü oluyor. Sazlıklar dalga yaptı. Dalga çok güzel. Dalyan'da böyle. Dalyan'daki manzara da çok güzel. Böyle iki taraf aynı burası gibi restoranlarla, otellerle dolu. Orada çok yakında bir plaj da var. Orada denize giriyorsunuz, sonra tekneye biniyorsunuz Dalyan'a gelmek için. Orada da böyle şu manzara var. Sazlıklar. Şuraya bakın. Ne kadar güzel. Masal evi. Telefon numarası da 216-721-7103. Buradan dönelim artık. Çünkü Göksu'yu bitirebileceğimizi düşünmüyorum. Ama restoranları bitirdik. Şu sonuncu gibi sanki. Buradan dönelim. Restoranları bitirdim. Şu Asma Köprü'nün altından döneceğiz inşallah. Evet. Kuş sesleri. Kuş sesleri çok. Sivrisinek. Bir ayet-i kerimede diyor ki sivrisineklerden de örnek verdik size. İbret almaz mısınız? Thank you.
Vay vay vay. Şurada da bir eski yapı var. Ne kadar güzel. Göksu. Göksu. Ava Göksu. Ava'da Göksu sefası. Ava'da eğlence. Ne anlıyorsunuz gidip de tepinmekten diskolarda? Gelin de şuralarda hem hareket edin, hem nefes alın, hem sağlıklı, hem güzel. Şöyle dereden, tepeden, sudan, yapraktan zevk alın. Herkese söylüyorum. Hepiniz alının. Dereden, tepeden, sudan, suyla oynamaktan zevk alın. Biraz önce söylemiştim ya hani. Başından olduğu için arkamda manzara yok demiştim, bakın. Şu anda artık ilerlediğim için manzara var. İstanbul Ava'ya gelip şu sefayı sürmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Mutlaka gelin şu manzaraları seyredin. İnşallah annemle babamla da geleceğim. Bu güzellikleri onlara da göstereceğim. Nasip olursa. Onlarla gideceğim yerler de bayağı çoğaldı değil mi? Bir de mevşehir balonlar vardı. Restoran, alkolsüz balık yiyeceğiz inşallah. Hamsi 25 lira, istavrit 25 lira, salata 20 lira dedi, istemedik. İnşallah beğeniriz. Burası. Hemen suyun kenarında. Göksu olmalı burası da. Göksu'nun kenarında. Göksu'nun İlerisi denize birleşiyordu. Daha önce gündüz görmüştüm. Karnımı da doyurduktan sonra doğru İstanbul. Şerif okunuyor. Akşam ezanı. Allahümme Rabbi hazihi daveti damme ve salatu gaime Ati Muhammedin il vesilete ve fazilete ve derecatü rafia ve bas-ı megamen Mahmudin illezi ve addehu inneke la tuhliful miyad. Razina billahi rabben ve bi islami dinen
ve Muhammedun Resulü ve Nebiyya. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed. Şimdi gittiğimiz yerde mescit vardı. Abdestimiz de var. Önce inşallah akşam namazlarını kılarız. Şurada yazıyor bakın, Göksu Nehri turları yapılır. Nehir boyu tekne. Siz bizim gibi kiralamak zorunda değilsiniz. Yani Yunus kiralamak zorunda değilsiniz. İsterseniz şuradan tekne turuna binebilirsiniz. Fiyatını falan bilmiyorum. Hemen Küçük Ev Restorant'ın yanında. Küçük Ev Restorant. Bu arada kimse, isterseniz tekne turuna binin. O şu fiyat gibi bilgiler vermiyor. Belki de fiyatı çok uygundur, gerçekten bilmiyorum. Onu sorup öğrenebilirsiniz. Yunus'un fiyatı bazen 40 lira diyorlar bir saatine, bazen 50 lira diyorlar. Şimdi yarım saatine 25 dedik ama biz de geçirdik. Bakalım gidince kaç lira alacaklarsa ödeyeceğiz. Ne diyorsa o sahibi artık bundan sonra. Efendi birileriydi bence. 40 liraya razı olacaklardır. Ve geldik. Şu en sondaki, soldaki beyaz yer Şengül. Bisikleti oradan almıştık zaten. Yunus'u. Bu kadar yerden Şengül'ü de içki olmadığı için tercih ettik. Her yerde likör, alkolü içkiler var. Alkolsüz yer olduğu için Şengül çiftliğine gidiyoruz bakalım. Bizden başkaları da var. Akşam olmasına rağmen her yerde bizden başkaları var. Bakın burada da var. Mata. Burada da var. Allah'ın izniyle karnımızı doyurup İstanbul'a döneceğiz.